Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı hafta sonları, sağlıklı, sıhhatli günler diliyorum. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu, çok dolu dolu bir gündemimiz var. Çünkü şu anda sosyal medyada ve haber platformlarında en çok dikkatimi çeken konulardan bir tanesi de 5 yıl araç satmama sözüne, hani hiç otomobili olmayan kişilere ÖTV'siz otomobil verileceği. Yani bu konu hakkında birçok yorumlar, birçok videolar yapıldı ama işin aslı bu mu, yoksa böyle bir şeyin olma imkanı var mı? Yine ikinci el piyasasını konuşacağız. İkinci el piyasasında işlerin hiç iyi gitmediğini, ikinci el piyasasının hangi yönde ilerleyeceğinden bahsedeceğim. Fakat yine gündemde sıfır araçlarla ilgili geçen ayın satış verileri açıklandı. Bu verilerle ilgili de size çok çarpıcı, ilgi çekici bilgiler vermek istiyorum. Şimdi hep birlikte sosyal platformlarda konuşulan, birçok haber kanallarında 5 yıl araç satmama sözüne hiç aracı olmayan kişilere araç verilir mi? Hep birlikte videomuzda izleyelim. Nasıl olacak, nasıl olmalı ve de nasıl böyle bir şey yapılabilir? Şimdi bizim gönlümüzde yatan, hiç arabası olmayan kişilerin araç sahibi olabilmesi, araç fiyatlarının düşmesi. Şimdi araç fiyatları bu şekilde düşer mi? Ya da herkes bu şekilde araç sahibi olabilir mi? Yani bu mantığına baktığınızda böyle bir şey mantıklı olmadığını siz de anlayacaksınız. Şimdi size anlatayım. Araç fiyatlarının düşmesi için ben daha önce yayınlarımda söylemiştim. Şu anda otomobil fiyatları çok düşük, sıfırda seyretmese de, her ay araçlara zam gelse de ikinci el piyasasında satışlarının olmadığı bir dönemde şu anda otomobile ÖTV'de bir indirim, matrat düzenlemesi dahi yapılsa ikinci elde araç fiyatlarının düşeceğinden bahsetmiştim ama hükümet bu konuda hiçbir adım atmıyor, hiçbir şey yapmıyor. Ama insanlar da insanların hayalleriyle oynamaya hala devam ediyor. Haber kanallarına baktığınızda 5 yıl satamama sözünü otomobili olmayan kişilere otomobil sahibi olacağından bahsediliyor. Hani bu nasıl olacak arkadaşlar? Hiç otomobili olmayan bir kişiye 5 yıl satamama sözüne otomobil verilir mi? Mantığından ilerleyelim. Şimdi siz hiç aracınız yok, 5 yıl satamama sözüne bir otomobil aldınız. Fakat ihtiyacınız var. Bu aracı satmak istediğinizde ne olacak? Mecburen bu aracı satacaksınız. Bu sefer devlet diyecek ki ben size 5 yıl satamama sözüne ben bu aracı verdim ama siz bu aracı sattığınız için geriye kalan ÖTV'yi ödemiş olacaksınız. Yani bu duruma geldiğinde mantıksızlık ortaya çıkıyor. Ben bu aracı atıyorum bir sene sonra satarsam bir sene bu aracı ÖTV'siz binmiş olurum ve de eğer param yoksa oğlumun, kızımın üzerine hiç otomobil yoksa ben bu aracı alırım. Yani bir yıl bu aracın ÖTV'sine hiç faiz ödemeden daha sonra bir yıl sonra param olduğunda bu aracın ÖTV'sini öder satarım. Zaten bir yılda bu araç yine getiri olarak araca zam geldiğinden dolayı bana para kazandıracaktır. Yani burada bir suistimal söz konusu olacaktır. Yani bunun olma ihtimali bence çok zayıf. Şimdi geçen senelere doğru baktığımızda ÖTV'de ne gibi değişiklikler olmuş? Sadece bir yıl geçici olarak ÖTV'de bir indirim olmuş. Bu indirimin de ben seçim öncesinde olabileceğini, bir defaya mahsus yapılabileceğini tahmin edebiliyorum. Sadece olma şansı bu. Ama 5 yıl satamama sözüne insanların hayalleriyle oynayıp hükümetten bir açıklama gelmediği halde sosyal platformlarda olsun yine haber sitelerinde böyle bir haberin yapılması da yine bence yanlış bir şey. Bu sadece insanların beklentilerini çoğaltır. İnsanların ileride bu şey olmadığında hayallerinin yıkılmasına sebep olur. Burada baktığınızda her evde hiç arabası olmayan birisi, hiç araba üzerine almayan birisi çıkmış olabilir. Hükümetin de seçim öncesinde cari açımda çok olduğunu düşünürsek yani paraya, ÖTV'ye, KDV'ye, vergiye ihtiyacı olduğunu düşünürsek böyle bir ihtimalin olmayacağını ben tahmin edebiliyorum. Hükümet yapsaydı zaten şu ana kadar matrat düzenlemesi yapardı. %45, %50, %60, %70 ÖTV dilimine kadar olan kısımda neredeyse hiç araba yok. Bunları yapmadığını göz önüne alırsak da bence bunun olmama sebebi çok fazla. Araç fiyatlarının bazı yorumlarda arkadaşlar bana araç fiyatlarının düşmesiyle ilgili yayınlar yapmamızı, araç fiyatların nasıl düşer bununla ilgili yayın yapmamızı söylemişlerdi. Arkadaşlar şimdi araç fiyatları nasıl düşer? Araç fiyatları böyle 5 yıl satamama sözüne, işte hiç arabası olmayana otomobil, gençlere otomobil, vergisiz otomobil diye bu şekilde araç fiyatları düşmez arkadaşlar. Yani bu sadece belli bir kesme etkiler. Araç fiyatlarının genellemesine baktığınızda bunun düşmeyeceğini görürsünüz. Burada düşebilmesi için ya kurun ya enflasyonun
kesinlikle düşmesi gerekir. Ama bunların hiç olmadığı bir yerde de hükümetin artık bir adım atması lazım. Zaten otomobil fiyatları şişti. Otomobil fiyatlarının şiştiği bir yerde belli bir müddet vazgeçmesi durumunda o zaman araç fiyatları genel olarak komple düşeceği için ikinci elde de düşük rakamlı, düşük modelli araçların da fiyatlarının geri gelmesine sebep olacaktır. Başka türlü otomobil fiyatlarının düşmesi yok. Ben bu sosyal platformlarda olsun, haber kanallarında olsun böyle bir haberlerin çıkması bence gerçeği yansıtmamaktadır. Haber kanalının nereden, yani haberlerin nereden çıktığına ve bu haberleri kimlerin yaptığına bakarak gerçekten doğru mu yanlış olduğuna siz de karar vermiş olacaksınız. İnşallah dediğim gibi hükümet matrat düzenlemesi ya da ÖTV'den belli bir müddet olarak vazgeçerek otomobil fiyatlarının düşmesini sağlayabilirler. Yine yorumlarda bana şunu yazacaklar. Araçlara zam gelecek. Araçlara zam gelmek zorunda çünkü euro yukarıya doğru çıktı. Tamam arkadaşlar, araçlara zam gelecek ama eurodaki farktan dolayı değil. Sadece enerji krizinden dolayı, enerji maliyetlerinin yukarı çıkmasından dolayı yine Avrupa'daki enflasyondan dolayı araçlara zam gelecek. Bazı marka modellerin 20-30 bin TL zam yaptığını görüyoruz. Bazı modellerin de hiç zam yapmadığını görüyorum. Bunların da önümüzdeki günlerde zam yapacağı malum. Çünkü şu anda onlar ellerindeki bir ay, bir buçuk aylık daha önceden parasını aldığı araçları satıyorlar. Şu anda showroomlarında araç olmadığı için bunlara zam yapmadılar. Baktığınızda Renault cephesinde şu anda otomobillere zam yok ama Renault cephesi de ilerleyen zamanlarda araçlarına zam yapacaklar. Şimdi ikinci el piyasasında neler oluyor? İkinci el piyasasında araç satılmıyor. İkinci el piyasasında durgunluk devam ediyor. Ama bu durgunluğun önümüzdeki aylarda, yani bu ayın sonundan sonra ilerleyen ayda açılacağı konuşuluyor. Çünkü her sene bu aylara baktığımızda otomobil satış rakamları düşük oluyordu. İkinci el piyasasında bir durgunluk oluyordu. Bu durgunluğa baktığınızda bu yıl daha fazla olmuş oldu. Daha sert bir düşüş oldu. Yine önümüzdeki aylarda araç satışları ikinci el piyasasında biraz açılacak ama önceki senelere baktığımızda o şaşalı, o fazla satışların olduğu dönem olmayacak. Yine bu durgunluk bu seviyelerde devam edecek. Satış rakamlarına sıfır araçlarda baktığımızda sıfır araç satılmamış mı? Satılmış arkadaşlar. Geçen yılın satış rakamlarına göre bir miktar fazla olmuş olabilir. Ama ben diyorum ki son 5 yılın satış rakamlarını ben hiç baz almıyorum. Çünkü pandeminin olduğu, üretimin az olduğu, işte araçların tedarik zincirinde aksamalar olmasından dolayı ve de ÖTV'de, KDV'deki değişikliklerden dolayı otomobil satış rakamları birbirini hiç tutmadı. Geçen yıla, bu yıla da baktığınızda ben bunları çok baz almıyorum ama sıfır araç cephesine baktığınızda ben önceki videolarımda şöyle söylemiştim. Piyasaya filo firmaları araç sürüyor. Bu sürdükleri araçların karşılığını da almak zorundalar. Filo firmalarına ve kiralama ücretlerinin çok yüksek olmasından dolayı fabrikalar olsun, yine şirketler olsun kendi bünyelerine kiralamalardan vazgeçip kendi bünyelerine sıfır araç alarak kendi araç filolarını oluşturmaya başladılar. Sıfır araçların satılması bence bu yönde oldu arkadaşlar. Yine satış rakamlarının şu anda otomobil piyasasında fiyatların durması 6 ay ve 6000 kilometrenin böyle bir yasallaşmasından dolayı da bu durgunluğun devam ettiği görülüyor. Çünkü sıfır araç cephesinde araçlar alınıyordu, bekletilip satılıp yüksek miktarda kar ediliyordu. Şu anda sıfır araçta da al satçısı, galericisi, bayisi kendi bünyesine araç katmıyorlar. Bundan dolayı da araçlarda, sıfır araçlarda da bir durgunluk bundan sonrası olacak. Bu ayın satış rakamlarına bakmak daha mantıklı olacaktır. Şu an her şeyin aynı bir şekilde devam ettiğini düşünürsek, yani kur aynı, ÖTV'de ya da KDV'de bir değişiklik yapılmadığı süre içerisinde, matratta bir değişiklik yapılmadığı süre içerisinde, enflasyon oranlarında bu şekilde devam ettiğini düşünürsek, ikinci el piyasasında ya da sıfır araç piyasasında ne olacak? Yani ikinci el piyasası bazı araçlarda taban dediğimiz kısma oturdu arkadaşlar. Ben size demiştim araçların fiyatları düşecek, ikinci el piyasasında yukarı çıkması söz konusu değil. Şu anda tam tabanda arkadaşlar. Yani bunun ne zaman yukarıya çıkacağı belli değil. Ama dediğim gibi her şey bu şekilde devam ederse benim dediğim çıkacaktır. Ama burada bir matrat düzenlemesi olursa yine hatchback dediğimiz ya da araçların ilk baz modelleri ve bunların otomatik ya da manuel versiyonları fiyatlarında bir indirim olacaktır. Bu da ikinci el piyasasına yansıyacaktır. Zincirleme olarak da zaten ikinci el piyasasında araç fiyatları tekrardan düşüşe geçecektir. Ama hiç her şey bu şekilde giderse şu anda baktığınızda sıfır araca muadil olan araçlar
ikinci el piyasasında kendini taban dediğimiz kısma oturttu arkadaşlar. Bundan sonra da ne zaman yukarı çıkacağı hiç belli olmaz. İkinci elde bir hareketlilik söz konusu olduğunda bu araçların fiyatları tekrardan yukarıya çıkacaktır. Ama dediğim gibi 2-3 aydır araçların ikinci elde fiyatları düşüşe geçmişti. Bunu da ben videolarımda hepsinde kanıtlayarak size anlatmıştım. Ama dediğim gibi bundan sonra araç fiyatları yukarıya çıkma şansı ikinci elde olabilir. Buna çok dikkat etmek gerekir. Ama dediğim gibi şu anda otomobil piyasası ikinci el piyasasında çok durgun. Şu anda satışların olmadığını, hemen hemen de esnafın elindeki araçları belki de satın aldığı, yani bayramdan önceki satın aldığı fiyattan birisi aradığında vereceğinden bahsediliyor. İkinci el piyasasında son durum bu. İkinci el piyasasında esnafın elindeki arabalar hala duruyor. Bayramdan önce aldığı arabalar duruyor. Bayramdan önce tahminlerinde şöyle bir tahmin vardı. İkinci el piyasası tekrardan bu şekilde devam edecek. İkinci elde araçların fiyatları yukarıya çıkacak. Sıfır araçlara yüklü miktarda zamlar gelecek ama hiçbir şey bekledikleri gibi olmadı. Ondan dolayı da araçlar şu anda satılmıyor. Araçlar şu anda esnafın elinde kalmış oldu. Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz, kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Videolarımı beğenerek daha çok kişinin izlemesini sağlayabilirsiniz. Ben sizler için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Sizler de benim için videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.